Bugün sizlere sosyal deney videosu çekeceğim. Nasıl bu sosyal deney videosu çekeceğim? Aracım Mercedes E200D. Şu an piyasa değeri 3 milyon 300 ile 3 milyon 500 arası. Aracımın fotoğraflarını çekeceğim değişik açılarda. Sonra da ilanı atacağım. Değerinden daha düşük fiyat yazacağım. Yani ilana 2 milyon veya 1,5 milyon fiyat yazacağım. Bakalım ilanı görüp beni arayanlar, abi fiyatı çok düşük yazmışsın, piyasanın haberin yok mu diyecekler, yoksa arabayı satın mı almak isteyecekler, fırsatçılık mı yapacaklar? Bakalım, hep beraber göreceğiz. Arabamız ilana girdik. Bakalım ne kadar sürede insanlar beni arayacak, arabayı satın almaya çalışacaklar veya beni uyaracaklar. Bekleyelim. Bakalım, bekliyorum. Arayan var mı? Aha, bir kişi arıyor. 32'li numara. Hoparlöre vereyim. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İran'daki araç için arıyorum. Çok beğendim aracı. Hiçbir şey sormuyorum. Hemen bana bir hesap numarası gönderin, size kapora atayım. Abi bir aracı sorsaydınız ya. İyi midir, kötü müdür, taklalı mıdır? İyidir, iyidir. Ben eminim. Eminim. Allah size güveniyorum. Abi ben pek arabadan anlamıyorum da, emekliyim, yeni emekli oldum. Arabaya satacağım, ev alacağım. Pahalı mı yazdım acaba arabayı, bilmiyorum da. Aslında biraz pahalı yazmışsınız. Biraz daha kırsanız güzel olur. Abi sen alım satım mı yapmıyorsun, bu kadar hızlı almak istiyorsun? Galerici misin? Benim caddede galerim var. 3 galerim var caddede. He. Tamam abi, de ben hesap numarası falan öyle şeylerden bilmiyorum. Ben sana adres atayım, direkt gel al. Tamam, ben sizi arayacağım, hadi eyvallah. Bakalım, ikinci kişi arıyor. Alo. Alo, kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. İlandaki araç için aramıştım da. İlandaki araya bugün girdim ilana, buyurun. Evet abi, ben ciddi alıcıyım da, aracınızı almak istiyorum direkt. Almak... Bir hesap numarası vesaire atarsanız direkt hemen göndereyim. Ya bir araçla alakalı bir şey sorsaydınız, ben de pek anlamıyorum arabanın da, arabayı satıp ev alacaktım. Ben aracınızı gördüm, çok beğendim, hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum ben, direkt aracınızı almaktan yanayım. Allah Allah, aracı bir görseydiniz keşke ya, ben de emekliyim, ev alacağım satıp, pahalı mı yazmışım ilan acaba arabayı ya? Ya biraz fazla yazmışsınız, eğer biraz düşürseniz çok iyi olur. Yani 10 bin lira kar koydum. Normalde arabayı 2 milyona aldım. 2 milyon 10 bin yazdım sadece. Ya tamam, sorun yok. Ben direkt, siz bana bir hesap numarası vesaire gönderirseniz ben hemen bir gönderimini yapayım. Tamam, ben hemen zaman anlamıyorum ama çocuğa veririm, hemen göndersin. Tamam ama. Tamamdır, teşekkürler. Hiçbir şekilde arabayla alakalı bir şey sormadı. İyi midir, temiz midir vesaire. Çok enteresan. Fırsatçı ki. Bakalım daha kimler arayacak. Fırsatçılar arıyor. Daha çok galericiler arıyor. Bakalım, bir kişi daha arıyor. Alo. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Abi İlona bir tane Mercedes koymuşsun da, ben galericiyim Doğu Beyazıt, alsat yapıyorum. Ha, buyur. Bu arabanın fiyatları biraz yüksek yazmışsın. Yüksek mi yazmışım? Ya hemşerim, ben biraz yaşlıyım, yeni emekli oldum, ev alacağım da. Kaç para bunun piyasası? 2 milyon aldıydım, 2 milyon 10 bin yazdım. Bunların piyasaları 1900'lerde abi. 1900'lerden mi? Ya ben bu arabayı alalı 1,5 sene falan oldu, tam hatırlamıyorum da. Kaça bırakayım ki arabayı? Çok mu yazmışım? Hakkı girmeyeyim, kul hakkı yemeyeyim ya. Ortalama bendeki nakit 1800. 1.800'ü bırakırsan geleyim alayım. 1.800.000'e yahu, ben 2 milyonu aldım arabayı. Bari 2 milyonu veririm, parayı çıkartayım, ev alacağım ya. Emekliyim, yaşlıyım zaten, 70 yaşındayım. Bu akşam İstanbul'a çıkayım, geleyim. Bu arabayı sen bana 1.800'e ver. Ben de galericiyim, alsat yapacağım. Abi ben bir sağa sola danışayım bakalım. Ucuz mu yazmışım bilmiyorum. Öyle sana bir şey diyeyim. Bakalım başka arayan olacak mı? Çok merak ediyorum. Bayağı da sinirlendim anasını satayım. Bayağı da stres oldum. Ulan bir kişi de arayıp demez mi? Ya kardeşim sen bu ilana düşük girmişsin. Bir yanlış girmişsin. Şöyle yap, böyle yap, ilanı kaldır, fiyatını güncelle demez mi ya?
Hiç kimse demiyor. Herkes mi fırsatçı olmuş anasını satayım? Bekliyoruz. Oh, eli çevirdim aradı. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler evladım, buyurun. Ben ilandaki aracınız için aramıştım da. Uyanacak galiba. Aa, buyur evladım. Ya aracınızın fiyatını gördüm ve bu araç bize çok lazım. Babam da şu an yanımda. Buyur evladım. Aracı çok beğendik. Almak istiyoruz. Evet. Almak istiyoruz ama fiyatta biraz bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Fiyatta yardımcı mı olayım? Ya evladım, ben emekliyim, yeni emekli oldum. Arabaya satıp ev alacağım. Arabayı 2 milyona aldım. 2 milyon 10 bin yazdım. Çok mu yazmışım arabayı? Alo? Sesim geliyor mu? Evladım, 2 milyona bırakamam arabayı ya. 2 milyon 10 bin olsun. Ya abi çok yazmışsın ya. Arabanın piyasasını biliyor musun sen? Çok mu yazmışım? Yani yüksek piyasa yazmışsınız. Öyle mi? Hak yemeyin. Hak yemeyelim ya. Bizde Allah korkusu var. Dur bakalım, ben bir fiyatlara bakayım tekrar. Ben ararım sizi. Tamam. Yok abi, senin bakmana gerek yok zaten. Sen yaşından dolayı malum bilmiyorsundur piyasayı. Ya bilmiyorum falan. 80 yaşında adamım. Ne bileyim ben ya. Ya bizim de çok ihtiyacımız var. Annemizin altınlarını bozduk. Yani arkadaşlardan borç falan aldık. Yardımcı olursanız seviniriz. Tamam evladım, ben size bir konum atayım şimdi kapatıp. Fiyata bakarız gelince, arabaya bir bakın da. Tamam abi, tamamdır. Tamam evladım, hadi görüşürüz. Hadi, kendinize iyi bakın, görüşürüz. İnanılmaz dolandırıcılar var ya, inanılmaz böyle. Vay anasını ya, ben hemen ilanı kaldırayım da daha fazla kişi aramasın. Gördük, kimse uyarmadı bizi hiçbir şekilde. Biri de demedi ki abi telefon diyorum, arabanın fiyatını düşüğe yazmışsın, kaldır inanı düzelt demiyor ya. Ne biçim bir toplum olmuşuz.